Herkese merhaba, Varvan serimizin 141. bölümüyle sizlerleyiz. Tek başıma Sargot şehrinin surlarına dayandım. İçeride yaklaşık bir 500 asker var. Biz de 173 kişilik ordumuzla buraya bir dalacağız. Gelişen askerlerimizi hemen terfi ettirelim. 3 tane daha şövalyemiz oldu. 58 tane Rodok keskin nişancımız oldu. Fena değil bu rakamlar. Bunların son bir şehri, son bir tane de kalesi kalmış. Sargot şehrinde de Tyr şehrinde olduğu gibi savunma hattı hücum hattına çok yakın. Yani burada da sıkıntı yaşayacağız. Duvarlara saldırmaya hazırlan diyorum. Direkt saldırı yönetelim. Gördüğünüz gibi direkt diplerinde başladı. Şu giriş olayını bir açalım ya. Bizimkiler çok sıkıntı yaşamasın içeriye girerken. Hızlı hızlı gördüklerimizi indirmeye çalışıyoruz. Onlar da bize seri atışlar yapıyor. Şurada bir kelle daha gördük. Onu ıskaladım. Niye bu kadar çok ıskalamaya başladık ya? Bunlar mı çok kıpraşıyor? Adamlar da kurbanlık koyun gibi beklemeye versin ha. Sağ tıka basarken ok atışı yaparken bir arkadaşımızdan öğrendik bunu da. Sol tıka basarken sağ klik yaptığım zaman oku bırakıyor. Yani oku bir daha atıp geri toplamak zorunda kalmıyoruz. Bunu da takipçilerimizden biri, abonelerimizden biri bize bildirdi. Bu güzel taktikler için de onlara teşekkür ediyoruz. Şu cepheden birkaç kişi alayım. Bizimkilerin içeri girişi kolaylaşsın. Şurada birisi kaldırılmış geliyor, onu direkt indirelim. Turuncu kafayı niye vuramadık ya, tamam. Arkada bir tane daha turuncu gördüm ama çok iyi yer değiştirdi. Orada bir tane uyanık vardı. Aradan bizimkilere sallıyordu. Onu da aldık. Şurada 26 tane daha ok varmış. Arkada bakalım başka oklar var mı? Varsa onları da toplayalım. Yok, tamam. Şurada da varmış ya. Güzel. Şimdi şu aradan bizim elemanlara biraz destek olalım. Bunlar bayağı seri bir şekilde bizimkileri şey yapıyor, okluyor. Onları çok da usanmaya göstermemek lazım. Hatta ilk kendi askerlerimizi korumamız lazım. Çok fazla zayiat vermemek için. Şu ön tarafta ne kadar kolay açarsak bizimkiler o kadar hızlı ilerleyecek içeriye doğru. Bazılarını kaldırmış olanı görürsen direkt indiriyorum. En azından indirmeye çalışıyorum. Arkada kurbanlık koyun gibi bekleyenler var. Onları da teker teker alıyoruz. Şöyle bir gidişat değerlendirelim hazır okumuz bittiği anda. 5 yaralımız, 6 ölümümüz var. Hala bir tane yoldaşımız hayatta. Bu da bir olay. Karşı tarafta bildiğin kıyım var. 198 tane ölü, 3 tane de yaralıları var. Karşı taraf artık savaşı kaybetti. Şehri bunlardan almak üzereyiz. Buralarda ok varsa bir onu alayım. Yok, ok mok gözükmüyor buralarda. Şöyle bir aşağı ince. Saman balyalarının üzerine attığımızda da çok canımız gidiyor mu acaba ya? Bunları şöyle bir deneyim. Aynı, pek bir değişiklik yok. Şuradan ok atışları falan gelirse iyi olur. Ya bu ok nasıl burada kalıyor ya? Adam şu ok benim nasibim yani. Gelmesi lazım şu anda. Bunlar da yalnız ıskalamıyor ya. Güzel. Şöyle aldığım oklarla birkaç kill alacağım burada.
Böyle oklarını bana karşı harcasınlar. En azından bizim askerleri bir atış yapmasınlar. Birisi aşağı düştü oradan. Onun kesin oku vardır ya. Tamam. Ok sayımız gayet iyi. Bir iki kill almalık okumuz var. Bizimkiler de o içeriye girdi. Zaten çok bir şansları kalmadı. Şu abimin kafası çok güzel duruyor. Destek birlik geliyor hala bunlara ya. Şunları toplayacağım hızlı hızlı. Şuraya düşen bir tane eleman vardı. Onun oku var mı acaba? Yok, muharebe baltası var onun. Şurada düşen var. Evet, okçu düşmüş ya. Tam adamımsın işte sen benim. Gel. Şimdi okunu aldık. Bir tane daha ok var. Biterse yine oradan destek alabiliriz. Hemen yeni gelenleri şöyle bir gönderelim. Amel defterleri kapatalım bu arkadaşların hızlı bir biçimde. Abi bu ne ya? Bunlar bitmeyecek mi? Peki bu mesafeden biz nasıl ıskalıyoruz? Çok havaya gidiyor attıklarım ya. Daha yakından atmam lazım. İşte tamam. Artık mesafe kısaldığı için direkt nokta atışı yapmamız lazım. Ben hala aim hesaplamaya çalışıyorum. Yalnız bu açıdan adam kafasından vurmak da farklı bir olay. Ben uzaktayken daha hızlı ıskalıyordum ben ya. Neyse, oku bitirdik burada. Doğrusunu da kill alamadık. Neyse, şu 30 tane okla bayağı bir kill alacağımı hesap ediyorum. Şey, açımı biraz daha düzelteceğim bu sefer. Yine bizimkilerden birini vurduk orada. Ve savaşın da sonuna geldik. Şurada birkaç tane kafa görüyorum. Onları da indirdiler. Gayet iyi. İçeride bir direnişle karşılaşacağız. 350 tane kill aldık buradan. 14 tane de ölümümüz var. O iyi olmadı bizim açımızdan çok ama. Adam beynine indirdik, adam ölmedi ya. Bu Nordlar biraz kalın kafalı galiba. Şu bizim yoldaş ne yapıyor ya? Borça orada bir adamı kesemedi. Adam bana dönmüş, kalkanı bana tutmuş. Borça hala arkadan bakıyor. Ne oldu, bizim yoldaşlar bayağı iyi icraat yaptı burada. Yanımızdakilerin üçü de piyade diyor gerçi. Ben bunları yoldaş kategorisine daha almadım. Bunları da yoldaş kategorisine alacağız. Girdik şehrin içerisine. Kalenin içerisine. Bu eleman burada niye böyle yalnız bekliyor ya? Oğlum yanlış yere gidiyorsun. Bak arkada bizim canavarlar var. Seni parçalarlar. Gel. Ben daha insaflıyım. Güzel. Yimra da kalenin içerisindeki son direnişçiyi halletti. Bu şehrimizi de ele geçirdik. Şöyle yapalım. Biraz kim Kral Ragnar'mış? Alalım kendi tarafımızda hemen esir olarak alalım bunu. Terlok, Falsevo falan kaçmış. Onlar kaçsın çok önemli değil. Şunlardan bir tane daha. Keskin nişancı çıktı. Bir tane daha şövalye çıktı. Katrin gelişmiş. Bizim zaten bir tane becerimiz vardı hala vermediğimiz. Kimler var başka? Rodo Carveritis var. Yanımıza alabiliriz. Keskin nişancılar var. Kesin yanımıza alacağız. Talini Rodo Carveritis'ini aldık. Kıdemli Rodo Carveritis'ini aldık. Bir 8 kişilik daha kontenjanımız var. Onları da eğer Svadyalı varsa Svadyalı alacağız. Yoksa da artık orman haydutudur. Sarent Memlük'tür. Onları toplayacağız. Bakıyorum Svadyalı yok. O zaman Sarent Memlük toplayalım yanımıza biraz ya. Sarent Memlük'ü alalım.
Başka saray atlılarını falan toplayabiliriz. Şu piyadelerde iş yok. Saray atlılarını toplayalım yanımıza. Kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. Saray Svadyalı Acemi varmış burada ya. Ben nasıl görmedim bunları daha önce? Svadyalı Acemili yanlışlıkla çıktık ya bu ekrandan da. Bunu ikinci kez, üçüncü kez yapıyorum artık. Tamam. Bu şehri de ele geçirdik. Bunu da tabii ki kendime alıyorum. Bunduk da gelişti güzel. Hemen şunu yapalım. Bu şehirde bir ulak karakolu yapalım. Çok ihtiyacımız olmayacak ama pazar yerine bakalım. Pazar yerinde hemen silahlara, yaylara bir bakayım hızlıca. Bizim askerlere vereceğimiz çok bir şey yok burada. At üstünde kullanılmayan kalkanı kim ne yapsın? Zırhlara bakayım. 57'ye 19 diyor. Fena değil aslında ama. Yok onları filan almayacağız artık ya. Erzaktan da o zaman şöyle bir çeşit yapalım. Bizimkiler üzüm, sosis sever. Bir tane şunu alalım. İki tane de balık alalım diyecektim ama yok. Bu kadar yeter. Başka burada bir dükkan falan açmamışız. Bu saatten sonra açalım mı dükkan? Hadi gelmişken bir de dükkan açalım bari. Şehir meydanına gidelim. Daha önce bize burada dükkan açtırmamışlar. Hızlı bir şekilde şu lonca başkanı bulmak istiyorum ama gittim kuytu köşelerde geziyorum şu anda. Evet, buradayım zaten lonca başkanımızla. Hemen şurada bir kadifeci açalım. 662 dinar diyor. Güzel. Buradan da ayrılabiliriz. Çok az bir eksiğimiz var asker açısından. Şunları keskin nişancı yaptık. Talim Rodo karbetçisi yaptık. Svadyalı şövalye yaptık. Bunları da Katrin'i geliştirelim. Bir de şunları da bir yoldaş grubuna alalım. Artimenlerle Borçan sınıfı, yoldaşlar sınıfı. Bunu da alalım yoldaşlar sınıfına. Bunlar da düzenli bir şekilde kalsın. Bunun hemen seviyesini vereyim. Bunun da gücü 19 oldu. Güçlü gelmesini de bir tık daha arttırdık. Okçuluğunda, okçuluğuyla tek ellilerini de biraz geliştirdik. Katrin'e bakalım. Ekipmana girdik. Ekipmana girmişken şu kılıcı da onunla değiştireyim. Yeteneklerine bakalım. Gücü 11 oldu. Bu daha dengeli bir karaktermiş. Yani güç, çevik, güç, çeviklik, zeka, karizma hepsi birbirine yakın puanlar. Bunun da güçlü darbesini 3 yapalım. Bu kadar bir karakterin de bu kadar dengeli olması çok da makul bir şey değil. Elimizde bir tane kılıç kaldı. Onu da Nizar'a vereceğim. Nizar'ın elinde dandik bir kılıç var diye hatırlıyorum. Şemşir varmış. 30K. Şunu verdik. Nizar da biraz daha sağlam bir kılıçla dolaşsın. Tamamdır. Eksik askerlerimiz var aslında ama Curin Kalesi'ne doğru şöyle bir ilerleyeyim mi? Neymiş buradaki durum? Oo, Logarson'u yakalayalım derken Logarson'u kaçırdık ya. Sığındı içeriye. Kont Iria ile Logarson var içeride. Bunların başka Lord'u falan var mı acaba? Lord'u Kont'u. Şimdi ben burada bekliyorum. Kral Ragnar nereden geçecek acaba? Şu anda Kral Ragnar yok ortada. Çünkü benim esirim nasıl olsun adam. Şu şeye bakayım notlara. Taraflar. Nord Krallığı diyorum. Kral Ragnar diyor. Derebeyleri Yaul Kralgus falan bir dünya derebeyi gösteriyor aslında bunda ama Hamezan diyor. Hamezan neredeymiş? Sahip olduğu toprağı yok diyor. Ortada da yok adam. Telrok. Telrok'un da bir durumu yok. Bunu zaten biz perişan ettik. Falsebor burada zaten. Tamam. Dogarson. O da ortalıkta yok. Bunlar nasıl bu kadar derebeyi olabiliyor acaba ya? Ya bunların hepsi buraya gelmek zorunda. Şöyle bekleyelim bakalım burada biraz ne olacak. Bir de asker kaç tane askere ihtiyacım var acaba? Askeri fullemeye gerek var mı? He tamam hepsi buraya ışınlandı yalnız ya. Bütün lordları şu anda burada. Güzel. Şöyle bir grubuma bakayım. Kaç tane Svadyalı toplasam sanki iyi olacak. Çok da uzak değiller bize. Okçularımızdan çok büyük zayiatımız yok.
Şu sıvazyaları toplayayım. Ve bizim hala düğün tamam değil. Şu kundarı da bir şey yapabilirim. Mareşal yapabilirim kundarı. Herhalde mareşal falan olmayı bekliyor. Tamam, sıvazyalı kadromuzda ordu kapasitemiz aldığımız namlardan sonra iki seviye daha artmış. Şuradan da iki kişi aldık. Şu kundarı mareşal yapacağım. Bununla ilişkimin iyileşmesini istiyorum. Ve bir an önce şu ziyafet mevzularını toplasın, bitirsin. Bizi çok fazla uğraştırdı. Bizim topladığımız askerleri göremiyorum şu anda. Heh, tamam, aşağıda. Şimdilik milis oldu bunlar da. Gayet iyi. Dirim şehrine gidelim. Bunu zaten ziyaret etmiştik herhalde. Görevini yapmıştık diye hatırlıyorum ama bakacağım tekrar. Evet. Kaleye bakalım. Bu kim? Lord Tredian. Senin burada ne işin var amcam? Elver köyünü vermişiz buna. İyi, aramızda iyi. Bizim manitanın yanında çok durma. Seni ben göndereyim. Nereye göndereyim? Senin için yeni bir görevim var. Şuraya git. Oralara gitmesin ya. Bu şey yapsın. Senin için bir görevim var. Şurayı kolaçan etme diyelim. Hadi şu kolaçan etsin. Sargot şehrinde bu kolaçan etsin. Sen hala bu işi halledemedin. Kral Ragnar için bana 5200 dinar öneriyor. Diyor ki sen diyor bana 5200 dinar ver. Kral Ragnar'ı ben senin için satayım diyor. Seni uyanık seni. Lan bizim kayınpeder de fena çıktı. Burada yatıyor bütün şey boyunca. Bu hala düğün hazırlıklarını halletmemiş. Bu da can sıkıcı bir hal almaya başladı. Ben bunu bir mareşal falan yapsam acaba ne olacak? Daha hızlı halleder mi düğün hazırlıklarını? Burada güçlü gelme 8, 30'a 85'lik bir usta işi savaş yayı var. Efsane bir yaya benziyor bu yayda. Şimdi ben bir alacağım. Yine bende yedekte bulunsun. Daha bu saatten sonra onu çok geliştirebileceğimi sanmıyorum ama tek eli çift eli, bak aradığım kılıç buydu. Yani yoldaşlarıma vermek için bir türlü karşımıza çıkmadı. Bu oku yoldaşlarımıza verebiliriz. Güzel bir ok. Dart mart diyor. Hasarlı demir kalkan vesaire vesaire. Bundan sonrası bizim çok işimizi görmez. Bak bu da bizim yoldaşlarımızı kullandığından bir tık daha iyidir. Bunu da şöyle bir koyabiliriz buraya. Usta işi av yayı diyor. Bunu da hiç yeteneği olmayan elemanlara veririz. Zırhlarda neler var? Zırhlar niye? Silahlarda bayağı bir şey bulduk ya bu sefer. Zırhlarda bir şey yok. Bütün şansımızı silahlarda kullandık. Erzak merzak almamıza gerek yok. Şehirden ayrılalım. O zaman şu cirava gidelim. Şu kundarı bir mareşal yapalım. Hemen düğün hazırlıklarını hazırlasın artık. Bu işin biraz şeyini çıkarttı. Neyini çıkarttı derler. Bir kızı vermemek için 1000 takla attı bize. Bir de başlık parasını da peşin peşin kopardı. Kaleye bakıyorum. Nordlardan kaçan son derebeyleri kimler? Burada bir tane aksaçlı dedemiz var. Matthias. Matthias, seni biz gönderdik zaten. Bir daha geri gelmişsin. Kendimin yerine mareşal olmak istiyorum diyor. Şu köyleri kendimize alalım. Şöyle yapacağım. Kendim yerine ben mareşal olmak istiyorum ya. Buradan seçiyoruz birisini. Kimi seçeceğiz? Kundar'ı seçeceğiz. Tamam. Kundar'ı da mareşal yaptık. İlişkimiz biraz daha gelişti. Bir de şunlara biraz toprak moprak vereyim ya. Bu diş köyünü mesela Rolf'e verelim. Bunlarla ilişkim biraz iyileşsin. Bak Rolf'le ilişkim diğerleriyle niye bu kadar çok azalıyor ya? Neyse. Birisine daha toprak verelim. Rolf'e bir tane daha vereyim. İlişkim artık artılara çıksın. Evet. İlişkim 5'lere çıktı Rolf'le.
Bulba ile ilişkim imiş. Bulba'ya da toprak verelim. Bulba'yı nereden bulacağız şimdi ya? Mitnun köyünde Bayistur'a verelim. Bayistur'la da ilişkin bir normal seviyelere çıksın. Toprakları dağıtarak bir lordlarımla ilişkilerimi düzelteyim ya. Bayistur'la da ilişkim 4'e çıktı. Güzel. Rolf'le ilişkim 9'a çıktı. Şu anda düşük olanlar kimler var? Şu kimmiş ya? Lord Milchaut -53. Sana o kadar toprak vermem ben kardeşim ya. Başka kime ne verelim? Havaha köyü varmış. Frentis'e verelim bakalım. Frentis'e zaten seviyemiz iyiydi. Ulan boş yere diğerleriyle ilişkimizi bozduk ya. Tamam, sorun değil. Derebeylerimden birine daha toprak vereyim ben. Kime vereyim? Ağab köyünü Methild'a vereyim. Methild'a o ilişkin baya kötüymüş ya. Bunlarla niye ilişkilerim bu kadar kötüleşti bilmiyorum da. Bekledikçe daha da kötüleşiyor. Methild'a biraz abanalım. Yani toprak verelim biraz. Bu kadar geliştirdik bunları. Şimdi iki tane toprağı bize posta koyuyorlar. Bunları hanlardan topladık ya. Kimlerin ellerinden aldık bunları yani? Uzga köyünde Metilt'a verelim. Metilt'le ilişkimiz 9'a çıktı. Bayastur'la ilişkimiz eksi 2'ymiş. Hemen Bayastur'a bir toprak daha vereceğim. Bunları vermenin bize zararı olmaz. Zaten parayla bir ihtiyacımız yok. Elion'un Lezzelit aralarımız çok kötü bunlarla. Elion'la Lezzelit'i düzeltelim. Elion kardeş, sana da Fisara köyünü verelim. Hatta sana böyle seri birkaç tane köy vereceğim. İki tane daha köy verdiğim zaman herhalde ilişkim iyice düzelecek. Abba köyünü de Elion'a verelim. Bir tane daha köy sallayalım buna. Elion'la ilişkimiz 6'ya çıktı. Rolf'e ilişkimiz 0. Rolf'e bir toprak daha vereyim. Onunla ilişkim nötrlensin. Ondan sonra da Lezzelit'in üzerine oynarız biraz. Ya bunların hepsi anlaşan yoldaşlar ama nedense böyle durumlarda birbirlerini kıskanıyorlar. Lezzelit'le de ilişkimi düzelttiğim zaman iyidir herhalde. Kalut köyünü falan da Lezzelit'e dayayalım gitsin. Yani ilk baştan beri aldığım toprakları biraz daha bölüştürseydim bunlarla ilişkilerim daha iyi olurdu. Ama ilk başlarda biraz daha paraya ihtiyacımız vardı. Ondan dolayı bu kadar kolay dağıtmadık topraklarımızı. Normal yol şeyleri, derebeylerini de çok önemsemedik ama Lezzelit mezelit bizim elimizde büyüyen derebeyleri, onlarla aramızı iyi tutmakta fayda var. Bizimle birlikte birçok katıldılar ve bunlara da güçlü özellikler kazandırdık. Lezzelit ile ilişkim 8, Rolf ile 4, Bayestur ile eksi 1, Metilt ile eksi 4, Elion ile eksi 1. Bayestur, Metilt ve Elion'a birer tane daha toprak vereceğim. Bir tane de Elion'a çakalım. Tamam. Şimdilik hepsi bu kadar dedim. Evet, ilişkilerim genel olarak nötr. Bulba ile Roachabart'la ilişkimiz bayağı kötüleşti. Onları da hemen gönderebilirim ya. Bulba ve Roachabart'ı hemen onları da ihanetle suçlayalım. Bulba nerede bu Bulba kardeş? Bulba'yı bir gönderelim. İlişkimiz Roachabart'la eksi 80. Şimdi Roachabart'ı gönderelim. Başka ilişkimizin eksilerde olduğu bir lord var mı? Ben göremiyorum şu anda ama. Tamamdır. Şimdilik hepsi bu kadar dedik. Buradan da ayrılabiliriz. Burada şeye bakmış mıydık pazar yerine? Şöyle bir hızlıca bakayım. Çifteli müfteli var. Yok, bunlarla çok bir işimiz yok bizim ya.
Buradan ayrılabiliriz. Zırh tüccarlarına bakabilir miyiz? 54'e 16 artı 9 47. Fena şeyler yok ama derebeylerimize de yakışmaz bunlar. Sadece bot mod ihtiyacımız var biraz. Şu 32'likleri falan alabiliriz. Bir tane de yerimiz varmış. Hadi bir tane 32'liği alalım. Boş geçmeyelim bunu da. Geri dönelim. Şehirden ayrılalım. Mareşal yaptık Cürin Kalesi'ni. Şey Kundar'ı. Cürin Kalesi'ne doğru yola çıkacak herhalde. Biz de bir sonraki bölüm artık Cürin Kalesi'ne doğru bir yola çıkalım. Yalnız beni de Kundar seferberliğe çağırdı. Bir sonraki bölüm Kundar'ın seferberliğine gideceğim. Bu bölümü de burada bitireyim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar diliyorum.